Evet, size de kolay gelsin. 65 yaş üstü bugün, evet, izinlisiniz. 2 ay geçtim 65 yaş. Neyse. Duygu düşüncelerinizi bir alabilir miyiz? Bir değerlendirmesini alalım ve sesinizi de duyuralım. Amacımız bu. Duygu düşünce ne konuda? Mesela 65 yaş bugün mesela işte 14 ile 18 arası sadece izinlisiniz. Tamam, bir i̇şte gün pazar, haftada izinlisiniz. Yani bu izinler kalksın mı, normal düzeye geçelim mi, geçmeyelim mi? 65 yaş üzerinde bazıları çalışıyor, bazıları oturmak zorunda kaldı. Yani bu tip uygulamalardan memnun musunuz, değil misiniz? Ve işte düşünceler, ne yaptınız, gününüz nasıl geçiyor? Yani o. Pazar günü izin olduğu ara günde olsa daha iyi olurdu tabi de. Hani nasıl geçiyor desem, biz zaten köylü adamız. Evet. Köyde kalıyoruz. Çalışıyoruz çay zamanı. Yani pek etkilemedi gibi yani bu arada bizi. Evet. Çayla uğraştınız. Arkadaşımızın söylediği gibi ara gün olsaydı bazı işlerimiz olur bankada, bilmem ne. Bunları hallettik. Peki o tip işlerinizi devlet halletmiyor mu az önce ben? Devlet şimdi diyebilir misin ki bana bir tane gazoz getir jandarmaya, bilmem polise. Yani onu diyorsun ki yani veya bir ekmek veya bir ekmek getir ya da bu ilacımı al, olur mu? Onu da düşünüyoruz diyorsun. Tabii yani. Çok önemli. Ama hafta içi olsa daha hafta da iyi olursunuz. Hafta içi olsa daha iyi olurdu. Ha, i̇sminiz neydi? Ben isminizi alamadım. İrfan Cin, Dernek Köyü. İrfan? Cin. İrfan Cin. Peki İrfan Bey, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim efendim.